Power Stage bu haftada en renkli görüntülerle otomobil ve motor sporları dünyasını ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. 2019 FIA Dünya Rally Şampiyonası özeti. Borusan Otomotiv Motorsport pilotlarının ülkemizi temsil ettiği European GT4 serisi 3. ayak yarışları. Ender Alkoçlar'la anılara yolculuk. Makyajlanan yeni Hyundai Kona. Ken Block'un yeni elektrikli Ford Fiesta Rallycross otomobili testi. Ve en güncel haberler bu haftada Power Stage'de. Championship, you need to be fast to bring home the prizes. It's very demanding for drivers also inside the car. It's more of a survival than pure speed. It takes a lot of confidence. You have to be strong if you want to fight for victory. Bir haftalık aradan sonra ülkemizin tek ve haliyle en çok izlenen motor sporları programında yeniden birlikteyiz. Heyecan ve merakla beklediğimiz Verece Türkiye Marmaris Rally'si yoğun sağlık önlemleri altında başladı. Önümüzdeki hafta Verece Türkiye Marmaris tüm detaylarıyla Power Stage'de yerini alacak. Yerli yabancı 60'a yakın sürücünün nefes kesen mücadelesini hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi sizleri bir kez daha heyecanlandırmak için Verece 2019 sezon özetiyle baş başa bırakıyoruz. Verece Türkiye Marmaris 18-20 Eylül günü Marmaris'te. Bizler de tüm rally severleri Marmaris'e bekliyoruz. Ancak maskenizi yanınıza almayı unutmayınız. İyi seyirler. Borusan Otomotiv Motorsport'un genç pilotları Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, GT4 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Imola ve Misano'nun ardından Nürburgring'de gerçekleşen sezonun 3. ayak yarışlarında da podyuma çıkma başarısı gösteren genç pilotlar, ülkemize ard arda 3. kez kupayla döndüler.
Borusan Otomotiv Motorsport'un genç pilotları Cem Bölükbaşı ve Yağız Getik'in GT4 Avrupa serisinin hafta sonu Nürburgring'de gerçekleşen 3. ayak yarışlarında gösterdikleri başarılı performansla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Bu sezon gerçekleşen Imola ve Misona yarışlarından sonra Nürburgring'de de podyuma çıkan Cem Bölükbaşı ve Yağız Getik şampiyonanın ilk 3 ayağından da kupayla ayrılma başarısı göstermiş oldular. Borusan Otomotiv Motorsport'un 2 tane BMW M4 GT4 otomobille yarıştığı seride bir sürpriz daha yaşandı. 13 kapı numaralı ikinci otomobilde start alan deneyimli pilot İbrahim Okyay, genç yetenek projesi kapsamında misafir pilot olarak davet ettiği Hasan Tansu ile birlikte yarıştı. 2016 BOM Akademi Kupası birincisi ve 2019 Türkiye Şampiyonası Super Production Grup şampiyonu Hasan Tansu ile İbrahim Okyay, gruplarında elde ettikleri dördüncülük başarısıyla takımlar mücadelesinde önemli puanlar toplamayı sürdürdüler. Borusan Otomotiv Motorsport, Almanya'nın Nürburgring pistinde gerçekleşen yarışla 6 hafta sonunda toplam 12 yarıştan oluşan GT4 Avrupa Şampiyonası'nın ilk 6 yarışını başarıyla tamamlamış oldu. Serinin sonraki yarışları 25-27 Eylül'de Zandorf, Hollanda, 22-25 Ekim'de Spa, Belçika ve 13-15 Kasım'da Paul Ricard, Fransa'da gerçekleşecek. Biz de bu yarışın özet görüntülerini Power TV Power Stage programımızda yayınlayacağız. Şimdi Power Stage sıradaki konuyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Hyundai, Avrupa'daki iddiasını arttırmak ve özellikle SUV segmentindeki yükselişini sürdürmek için Kona modelini makyajlayarak geliştirdi. Hyundai, sportif donanım seviyesi olan N9 versiyonuyla dikkatini çekmek istiyor. N9 versiyonu, güncel modele göre daha sportif, ön ve arka tasarımıyla farklılık göstermeye başlıyor. Gelişmiş LED gündüz sürüş farları, yeni far teknolojisi sayesinde dar ve keskin bir görünüm sunuyor. Gövde rengi dodikleri ve plastik parçalarıyla da dikkat çeken otomobil, yeni nesil 18 inç şantlarda da oldukça havalı bir duruş sergiliyor. Arkası toplanmalarıyla da dinamik görüntüsünü pekiştiriyor. İç mekanda tek tonlu siyah N9 renk paketiyle satışa sunulacak olan otomobilde kumaş, deri veya süet koltuklar bulunuyor. Buna ek olarak N9 vites topuzu, koltuklardaki kırmızı dikişler, metal pedallar ve direksiyondaki N9 logosu daha sportif bir görünüm sunuyor. Ayrıca makyajla beraber gelen yeni konsolda gösterge panelinde ve ortadaki multimedya ekranında farklılık yaratıyor. Hyundai Smart Steam imzalı yeni 1.6 litrelik benzinli turbo motor 177 yerine artık 198 beygir güç üretiyor. Bu performanslı üniteyi 7 ileri çift kavramalı şanzımanla yürüten Hyundai hem 2 tekerlekten hem de 4 tekerlekten çekişli varyasyonlarda satışa sunuyor. Daha fazla yakıt verimliliği için 48 voltluk hafif hibrit teknolojisini de sunan Hyundai, standart olarak sunulan 136 beygirlik 1.6 litrelik Smart Steam dizel ve
120 beygirlik 1.6 litrelik TGDI Smart Stream benzinli motorla satışa başlayacak. Yeni Kona ve yeni Kona N9 yıl sonuna doğru Avrupa ve eş zamanlı olarak Türkiye'de satışa sunulacak. Merakla beklenen yeni Kona Hybrid ise 2021'in ilk çeyreğinde bayilerdeki yerini alacak. Algılama duygumu bile kaybetmek üzereydim. Şanssız bir otomobil yarışçısıyım. Şimdi bir defa şansım şuradan Bursalıyım. Yani daha doğrusu İstanbulluyum da doğduğum, büyüdüğüm yer, daha sonra geliştiğim yani otomobille ilgili geliştiğim yer Bursa. Bursa neresi? Bursa Finlandiya. Yani çocukken arabayı çalıyorsun, nereye götürüyorsun? İstanbul'da mahalle arasında gazlıyorsun, apartmanlar arasında, Uludağ'da, Uludağ yoluna çıkıyorsun Bursa'da. Uludağ yolu ne demek? Kar demek, buz demek, viraj demek. Dolayısıyla biz arabayı çalar giderdik, gittiğimiz yerde viraj nasıl dönülüyor? İşte oradan aşağı uçarsın, uçmazsın, birbirimizi gazlarız vesaire falan. İster istemez tabii buzda, karda, kaygan zeminde, virajda nasıl araba kullanılır? Daha 14-15 yaşında, 13 yaşında, daha kötü örnekler olmasın ama öğrenmeye başlıyorsun. Mantığıyla ilgili şöyle bir hikaye hatırlıyorum. Bir başka mantığı Bursa'dan bir arkadaşımız satın aldı bizimle. Serkan da bana geldi, dedi ki ya bana bunu kullanmayı öğretsene dedi. Hatırladım, detayına girmeyeceğim. Şimdi hatırladım, Serkan'la biz ya öğretirsen bir dur falan değil. Bir Serkan iniyor çıkıyor Hüseyin alandan, bir ben iniyorum çıkıyor Hüseyin alandan. Ve eğleniyoruz kendi aramızda. O Serkan'ın çıktığı o turda Serkan dedim ki ya Serkan, bu arabadan bir benzin kokusu geliyor çok fazla. O da bana dedi ki o sene mantayla yaşıyordu o da. Bir önceki sene mi yarıştı? O da bir mantası var. Ya bu arabalar dedi biraz benzin kokar. Benimki de kokuyordu, ben biliyorum falan dedi. Yapma ya, benzin kokuyor manta falan derken bir patladı arkadan böyle. Bir alev topu hop dedi, önüne doğru geldi gitti. Benim bütün bu sol kaş, işte saç buraları, Serkan'ın sağ falan yandı. Onun oradan patlaması, alev topu gelmesi, gitmesi, yarım pencere açık giden arabalardan hangi yerde altı nokta kemer açtık, camdan atladık hatırlamıyorum. Yani o kadar seri yapmışız ki onu. Sanki milyonlarca kere bunu yaşamışız gibi Serkan'la ikimiz. Şimdi biz aynı anda Serkan'la camlardan dışarı atladık. İşte araba böyle ileri doğru gitti önce araba. Ondan sonra araba geri geri kaymaya başladı. Arkası yanıyor bagaj. Şimdi Serkan diyorum ki aşağısı uçacak araba, devrilecek, gidecek aşağıya. Bir araba. Serkan diyor ki ya Serkan şunun altını tutalım mı? Bana diyor ki ben tutmam abi, bagaj yanıyor. Benzin deposu patlayacak diyor, haklı. Ne yapalım? Taş atalım bari, hani büyük bir taş bulup atalım ki durduralım arabayı. Çocuk emanet aşağıda bizi bekliyor falan. Orada kendisi bir çalıya çırpıya takıldı da durdurdu, uçmadı aşağı. Sonra yangın da durdu kendi kendine. Peugeot hikayesi var. Hatta bir jenerik olmuştum sende ben o sene. Geldik böyle oradan bir fırladık yoldan yukarı. Bir tabelaya vurdu araba. Geldi köylü de biliyorsun motorsporlara çok sempatik bakmazlar. Gürültü var, hayvanlar rahatsız olacak, o gün trafik duracak falan diye. Genelde antrenmanı yaparken tabii o viraja çok gelmeden önce, birkaç viraj önce yavaşlıyorduk ki köye yavaş girip çıkalım diye. Köyün içi de düzlüktü hatırladığım kadarıyla. O notta biz tabii ne o toprak olabileceğini hesapladık, ne o virajın, yani çok da hep yavaş yere geldik geçtik ya orayı. Yarışta tabii yol, neyse o. Biz orayı yani çok güzeldi ama devam da ettik ya. Audi ile yarışırken de gittik Audi'yi aldık. Yeşil Bursa Rally'si var. Ona girdik. Enni Rally'ci, Emre Yerli'ci. Cem Akko. İşte onlar Tabaton diye, yanlış hatırlamıyorsam böyle bir İtalyan bir servis, böyle bir havalı tırlar vesaire falan. O zaman dönemin en iyileri herkes orada. Sirun Audi ile kafa kafaya gittiğine göre demek ki bizim bir defa ilk birinci etabı bitirdikten sonra hedef alacağımız, zamanını alıp kendimize bir done elde edeceğimiz kişi Sirun. Şimdi böyle arkadan öne doğru geliyor kopilot. Sirun şu bu filan filan derken geçtiklerimizin derecelerini ala ala geliyor. Baktım neredeyse Emre Yerlici'ye kadar gitmeye başladı bu. İşte İskender Atakan'ın derecesini alıyor, onu alıyor, bunu alıyor falan. Geldi bu ne oldu?
Ya hani o günkü ifade ya moruk dedi. Biz gene yani ben dedi yanlış hesaplıyorum ya bir şey vardı. Biz genel kadar 2 olmuşuz dedi ilk etapın sonunda. Emre 1 gidiyor. Biz o eski püskü Küstür'le 2 gidiyoruz. İşte arkamızdan da diğer o bütün teamler, takımlar vesaire falan geliyor. Hatta şimdi Cem'le de aramızda böyle espri vardır. Oğlum tabaton babaton havanız 1000 numaraya da diyorum. Hani geldik gariban Ender oradan filan böyle bir espri yapıyorum ben bununla. Kulüpende yılın flaş ismi olmaya aday Ender Avgoçlar, Uludağ gazozları renklerindeki Mitsubishi ile yıllar sonra tekrar park kurardı. Gruben liderliği için Murat Akdilek ve Celal Gülerhan'la çekişen isim Ender Alkoç'tu. Limontepe'de tabii, o Limontepe'de o hain bir viraj var orada. En son fly finish'e gelmeden bir sol var orada. O tuzağa da tabii o seyirci de bol oluyor orada. Orada bir tuzak var. Çok da hızlı yukarıdan adrenalini bol geliyorsun yani, hızlı geliyorsun. Neredeyse limitöre girmiş vaziyette geliyorsun, vites bitmiş. Ondan sonra bir sol var, fly finish var. Ya dur geç orayı değil mi yani? Seyirci de olunca, Bursa'nın aslan çocukları da, benden önce de Serkan aynı düşmüş o yola. Ama o da VRC kullandığı için tabii araba güçlü. Arka tekerlekler aşağıda, ön tekerlekler yolda. O bağıra bağıra çıkartmış arabayı aşağı. Seyirciyi görünce öyle bir yavaşlayacağımız halde biraz daha bir oturduk gazın üzerinde bir şeyler filan. Arabanın kıçı bir aldı aşağı kendini. Benimki de dört çeker tırmaladı ama gücü yetmedi. Oradan aşağı herhalde bir 60-70 metre yuvarlandık yani, bir 8-10 taklamız var. Şile yapıyoruz Evo ile o sene. Emre'ye dedim ki ya Emre gelsene, şu tekeyi sen iyi biliyorsun. Teke de iniş yapacağız. Biliyoruz teke çok tehlikeli bir etap. Dedim ki Emre'ye bende notlar var. Emre benim notları dedim bir okuyayım. İsmet okusun, ben bir gideyim. Sen arka koltukta bir kontrol etsene benim notları dedim Emre'ye. Emre ile indik aşağı. Emre dedi ki bütün notları değiştirmen lazım. Niye? Çok yavaş yazmışsın dedi bana. Nasıl dedim ya? Bunların hepsi dedi hızlı. Ya Emre git, inmez bu araba böyle. Vallahi ben dedi bana soruyorsan böyle dedi. Yani hakikaten orada gerçekten Emre'nin enteresan bir şeyi vardı, bilgisi var tekede. Tamam dedim ya, biz de sana inanıyoruz falan ve ben bütün notları hızlandırdım. Yarış günü o tekeye bir indik. Best time yaptık. Ve çok ciddi bir farklı best time yaptık orada ki ya o sene işte Serkan'ı da var, Volkan'ı da var, VRC'si var, bir de Evo'yla. Benim hayatımda kullandığım en hızlı otomobil ve en artık yani algılama duygumu bile kaybetmek üzereydim. Yani o kadar çabuk geliyor ki her şey. Virajlar, yollar, bumplar, zıplamalar, inmeler, hoplamalar, küçülmeler, hızlanmalar. O kadar çok hızlı gelmeye başladık her şey. Orada da ne devreye çıktım mesela? Konsantrasyon kondisyonu diye bir şey de var yani bu işte demek ki. İşte o löpler möpler falan filan böyle 50 kilometre gidiyor, giriyor bir 30'a çıkıyor, bir 20'ye giriyor, bir 50'ye yani. Biz orada gittiğimiz 6 kilometre böyle bir tempo gittik. Full konsantrasyon. Ama çok yoruldum. Yani hakikaten o 6 da 60 gibi geldi. Mesela o teke inişimi hiç unutamam. Çok hızlı bir inişti o. Çok gerçekten korku filmi gibiydi yani. Ama çok keyifliydi. Hatta İsmet notları yere attı. Ben, onun da oğlu yeni doğmuştu daha birkaç aylıktı. Ben çocuğum var yarışmayacağım bıraktım iniyorum arabadan falan böyle muhabbetler olmuştu aktarımız ama yarıştı devam etti yani. Grup E'nin iddialı isimlerinden Bursalı pilot Ender Alkoçlar kendi evindeki yarışı kazanarak kategorisinde liderlik hesapları yapmayı planlıyor. Yeşil Bursa analisi genel klasmanı şöyle oluştu. Birinci Serkan Yazıcı Can Okan, ikinci Volkan Işık Erkan Güleren, üçüncü Ender Alkoçlar İsmet Özbakır, dördüncü Ercan Kazaz Serdar Kurbanzade, beşinci Nejat Avcı Özden Yılmaz. Ayhan
Serkan Can Güven, İtalya Monza'da koşulan 2020 Porsche Super Cup son yarışının ardından sezonu 3. olarak tamamladı. Sezonla ilgili değerlendirmede bulunan Red Bull sporcusu Güven, sezon sonu podyumda yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şampiyonluk şansımızı son yarışa kadar taşımıştık. İpler tam olarak elimizde değildi. Buna karşın elimizden gelenin en iyisini yaparak sezonu 3. olarak bitirdik. Sezon boyunca her zaman benim yanımda olan, bana destek veren takımıma ve Red Bull aileme teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Bu sezon Süper Cup'ta İngiltere ve Belçika yarışlarında birincilik kupasına uzanan ve podyumda İstiklal Marşımızı dinleten Ayhan Can Güven, 12-13 Eylül tarihlerinde 2018 ve 2019 sezonlarında şampiyon olarak tamamladı. Porsche Carrera Cup Fransa serisinin ilk yarışı için Magny-Cours pistine çıkacak. Genç temsilcimizi bir kez daha podyumda görmek ümidiyle başarılar diliyoruz. Audi'nin geliştirdiği robotik kıyafet Skeflex, geçtiğimiz aylarda Doğuş Otomotiv Audi tarafından da Otomastak'ta test edilmeye başlanmıştı. Testlere katılan Türk teknisyenler, çalışma şartlarının kolaylaştığını ve verimliliklerinin arttığını söyleyerek robotik kıyafete tam not verdi. Skeflex, ergonomik güç destek sisteminin çalışanlarının vücutlarının dış destek yapılarını ve eklemlerini korurken, başüstü mesafedeki işleri yaparken daha rahat çalışmalarını sağladığı belirlendi. Teknisyenler, araç lifteyken araç altında yaptıkları mekatronik ve şanzımanla ilgili çalışmalarda daha rahat çalışma imkanı bulduğunu, kıyafetin verimliliklerini de arttırdığını söyledi. Genlerini motor sporlarından alan Alpine markası 2021-20 sezonundan itibaren Renault grubunu Formula 1'de temsil edecek. Alpine F1 takımı Renault E-Tech hibrit motorlarını kullanacak. Renault grubu yeni Concorde anlaşmalarıyla F1 Dünya Şampiyonası'nda üretici olarak yer almayı sürdürecek. Gelecek yıl itibariyle Formula 1'de Alpine adıyla yarışma kararı alan Renault grubu Fransız renklerini pistlere taşıyacak. Rally ve dayanıklılık alanlarında elde ettiği rekorlar ve başarılarla bilinen Alpine, Formula 1'in yüksek standart, prestij ve performans ihtiyaçlarını bünyesinde bulunduruyor. Grubun bu kararı Alpine'in gelişimini ve etkisini daha da ileriye taşımak için büyük önem taşıyor. Otomobilin şasisinde sportiflik, şıklık ve çevikliğin simgesi olan Alpine markası dikkat çekiyor. Tasarımında ikonik Renault Alpine A110 modeline hayat veren uzmanlığın izleri görülüyor. Alpine F1 takımı Renault grubunun hibrit güç ünitelerindeki uzmanlığından yararlanmaya devam ederken E-Tech ismi ise korunacak. İmzalanan yeni Concorde anlaşmaları, getirilen bütçe sınırlamaları ve 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle birlikte Renault grubu yeni renkleri altında podyuma geri dönme konusunda kararlı. Takipçilerini mutlu eden, güçlü ve canlı bir marka olan Alpine'in dünyanın en prestijli otomobil organizasyonunda yerini aldığını ifade eden Renault grubu CEO'su Luca de Meo, böylece Formula 1'e rüya bir marka eklemiş olduk. Alpine, zarafet, yaratıcılık ve cesaretten oluşan değerlerini Formula 1 pistlerine taşıyacak. Ayrıca grup olarak üretici pozisyonumuzu da sürdürüyoruz dedi. Renault DP World F1 takım sorumlusu Cyril Abitbol ise bu karar hem takım hem de motorsporlar için önemli bir dönemde geldi. Sahip olduğu rekabet ruhu ve çevik Fransız yaratıcılığı ile Alpine, Formula 1 dünyasına yeni değerler getirerek renk katacak. Bu durum, 2022 yılına kadar hazırlık sürecinde en önemli kozlarımızdan olacak. Motorsporlarında gelirin daha adil dağıtılmasını sağlayacak yeni yönetmelikler ve finansal kurallar sayesinde yönetim daha yenilikçi ve kolay hale gelecek. Alpine Formula 1'e zafer için mücadele de etmeye geldi ifadelerini kullandı.
Adından yaptığı çılgın şovlar ve inanılmaz driftlerle bahsettiren Ken Block bu kez de Ford Fiesta elektrikliyle bize bir rallycross pistinde şov yaptı. Ken Block, FIA World Rallycross Şampiyonası'nda tamamen elektrikli araçların katılacağı Project E serisinde %100 elektrikli özel Ford Fiesta ile boy gösterecek. Project E serisinde yarışan otomobillerin bazı ortak noktaları bulunuyor. Çelik gövde, dört tekerlekten çekiş ve start imzalı güç aktarma organları bu ortak noktaları oluşturuyor. Revolution olarak isimlendirilmiş bu güç aktarma organı 613 beygir ve 1002 Nm tork. Evet, yanlış duymadınız, tam 1002 Nm torklu bir Fiesta'dan bahsediyoruz. Ford mühendisleri 3 adet elektrikli motorunu Fiesta LX'in üzerine yerleştirmiş. Ayrıca özel Ford Fiesta'da hem önde hem de arka akslarda bulunan iki vitesli bir şanzıman bulunuyor. Aracın maksimum hızı ise 240 km saat olarak belirlenmiş. Ha, bir de söylemeden edemeyeceğim. Motor sesi olmadan yarışların da keyfi kaçacak gibi görünüyor. Sizler ne dersiniz? Arı vızıltısını andıran bu otomobillerle yarış seyretmek sizce keyifli olacak mı? İlk elektrikli rallycross aracı olan Ford Fiesta, Ken Block'un altında bakın ne hale geldi. Power Stage bu hafta burada sona eriyor. Haftaya yepyeni konularda görüşünceye dek hoşça kalın.